Selam arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Ben Betül ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Ayrıca kanalıma abone olan ve yeni gelen arkadaşlara da tekrar hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Bugün size çok beğendiğim bir kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda benim dışımda gerçekten hepimizin bildiği çok büyük yazarların da beğenerek etkisi altında kaldığı bir isimden bahsedeceğim. Bugünkü kitabımız Jaguar yayınlarından çıkan 142 sayfalık ama bana göre içerisinde dev bir anlatımı olan ve Instagram hesabımda pek çok alıntısını yaptığım bir kitap. Robert Walser'a ait Jacob von Günten. İsmi yanlış telaffuz ediyorsam lütfen kusura bakmayın çünkü Almanca ve Almanya'da bile Almanca ile aram çok iyi değildi. Kitaptan neden bu kadar övgüyle bahsediyorum? Hemen arka kapağında sizlere göstereyim. Buradaki yazan bütün isimler Robert Walser'dan ciddi anlamda etkilenmiş olan hepimizin bildiği yazarlar. Jaguar yayınlarının öncelikle şunu söyleyeyim. Kapak tasarımına zaten bayılıyorum. O kadar sade, o kadar net bir baskı yapıyorlar ki gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve bizim ana karakterimiz de tam olarak bu tişörtün üzerinde yazan etiketteki Jacob von Günten. Biz bu kitap boyunca Jacob'ın aslında güncesini okuyoruz. Hemen o zaman konuya geçelim ve asla spoiler vermiyorum. Sadece kitabın özetinin özetinden bahsedip yazar hakkında bilgi vermek istiyorum. Jacob 17 yaşında. Ailesi aslında gayet zengin, kendilerine yetebilen bir aile. Fakat Jacob birazcık problemli bir çocuk. Problemi şu ki itaat problemi var. O nedenle 17 yaşına geldiğinde evinden ayrılıyor ailesine haber vermeden ve Benjamin'te erkek enstitüsüne gidip kaydını yaptırıyor. Peki bu okul nasıl bir eğitim veriyor? Bu okul 1909 yılında, çünkü kitabın yayınlanmış tarihi o, 1909 yılında o zamanki zenginlere, o zamanki bu elit kesime uşak yetiştiriyor. Evet, bildiğiniz bir uşakların eğitimini üstlenen okul diyebilirim. Jacob'un da itaat problemi olduğu için bu okula gönüllü olarak kaydını yaptırıyor. Okulun temel amacı şu. Aslında bütün öğrencilere itaati empoze ediyor. Çünkü korkunun ve hayal kırıklığının önüne geçebilecek bu hayattaki tek şey itaat etmek. İşte Jacob belki içindeki bu isyankar çocuğu bastırabilmek amacıyla bu okula kaydını yaptırıyor. Aynı zamanda geldiği aileden birazcık da soyutlanmak istiyor. Çünkü kendi insanlığını, kendi onurunu korumak için bu okula kayıt yaptırması gerektiğini düşünüyor ve kaydını yaptırıyor. Bu kitap dediğim gibi Jacob'ın güncesinden oluşuyor. Aslında onun okula kaydından son gününe kadar yazdığı biz günlüğü okuyoruz. Fakat yazım dili o kadar güzel ki ilk girdiğinde tanıştığı müdür, kaydını yaptırma aşamaları, oradaki uşak olmak için yetişen diğer öğrenciler, onlarla arasındaki ilişkiler, her birinin karakterini o kadar güzel serpiştiriyor ki. Çünkü aslında Robert Walser'ın belki de edebiyat alanında en iyi yaptığı şey toplumu ve insanı birbirinin karşısında değerlendirmek. Yani toplumun insana nasıl bir önyargıda bulunduğunu, nasıl bazı hani bizim mahalle baskısı dediğimiz şeyler var ya, onlardan bahsediyor. Veya bir insanın toplum için kendi kişiliğinden, kendi davranışlarından vazgeçmesi, bir noktada törpülemesi, işte bütün bunlardan bahsediyor. Ben Jacob'un hayatını çok beğendim. Çünkü güncesini o kadar eğlenceli bir şekilde yazıyor ki baktığınız zaman sanki bunu Robert Walser gibi büyük yaştaki bir insanın değil de gerçekten 17 yaşındaki Jacob'un yazdığını hissediyorsunuz. Anlatım dili yalın, sade, tespitlere özellikle o kadar güzel ki, hatta Instagram hesabımdan paylaştığımda şey demiştim, keşke Robert Walser kankam olsaydı çünkü insanlığa ve topluma bakış açısı benim çok hoşuma gitmişti. Bilmiyorum, ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Eğer herhangi bir şekilde araştırma yaparsanız almak için ve videoma denk gelirseniz gerçekten bunu alıp okumanızı öneriyorum. Kitap aslında çok eğitici amaçlar taşıyor. Okulda verilen eğitimin yanında o insanların kendi bireysellikleri nasıl koruduğunu, nasıl düşündüklerini veya birine hizmet etmenin bile konu hakkındaki yazışları o kadar güzeldi ki belki de bu kitabı aslında ilk okuduğum zaman videosunu çekmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an ben bunun üstüne birkaç tane daha kitap okudum. Dediğim gibi anlatım dilini çok beğendim. Çok yalındı ve aynı zamanda çocuksuluğun yanı sıra hani bu çok basit demiyorum asla. Fakat biraz masalsı bir anlatımı vardı ve biz o günlüğün içindeydik. Ben okurken böyle hissettim. Bu arada çok tatlı bir okuma grubum vardı. Onlarla beraber okuduk biz bu kitabı. O kadar böyle yalındı ki bir sonraki sayfayı, yani Jacob'un yaşayacağı bir sonraki günü çok merak ediyorsunuz. Jacob'un hayatının yanı sıra arkadaşlarının yaşadığı hayatı ve hepsinin nasıl yerlere gidip uşaklık yapacağını gerçekten merak ediyorsunuz. Bu arada Robert Walser'ın etkilendiği en büyük isim Dostoyevski. Zaten bu da bize insan psikolojisinin,
toplumun ve bireysel düşüncenin ne kadar önemli olduğunu ve Dostoyevski gibi bir ustadan, ki onun hakkında bir video çekmiştim. Hemen yukarıya linkini bırakıyorum. Lütfen video bitiminde onu da izlemeyi ihmal etmeyin diyorum. Bir Suç ve Ceza anlatımı yapmıştım. Böylesine etkilenmesinden sonra kendisinden sonra gelen Kafka gibi, ki biraz önce gösterdim, o arkadaki büyük isimleri etkilemesi de zaten beklenilen bir olay. Ama sadece etkilemek yetmiyor belki de. Çünkü aslında Robert Walser'ın bütün dünyada ün salmasına neden olan bir davranışı, bir özelliği var. Mikrogram. Peki mikrogram nedir? Mikrogram benim anlatımım basit tabirle minik minik yazı demek. Hani şu biz karınca duası diyoruz ya, en minik yazı. Walser eline geçen her kağıda o kadar küçük bir şekilde o kadar uzun metinler yazabiliyor ki, bazı kaynaklardan öğrendiğime göre onun yazdığı şeyleri çözüyorlar fakat çözmeleri 16 yılı alıyor ve ondan sonra zaten bunu yanlış hatırlamıyorsam 6 ciltlik bir kitap halinde basıyorlar. Yani mikrogramın atası babası gibi bir konumda aslında Robert Walser. Ve küçük bir dipnot vermek istiyorum. Kendisinin aslında hayatını biraz okuyup incelediğimde ne yazık ki gene hazin bir son buluyor. Çünkü bir akıl hastanesinde hayatını kaybettiği söyleniyor. İkinci seçenekte akıl hastanesine girdiği kesin, ne yazık ki büyük bir bunalım ve psikoz yaşıyor kendisi ve bunu atlatamıyor. İkinci seçenek dediğim gibi şuydu. Bahçede kalp krizi geçirerek öldüğü söyleniyor. Ama sonuç olarak hayatını akıl hastanesinde kaybediyor ne yazık ki. Böylesine büyük dehaların sonlarının böyle olması da bence son derece üzücü. Ama diyorum ki iyi ki 1909 yılında bu kitap yayınlanmış ve iyi ki günümüzde Jaguar tarafından çevrilmiş ve ben okumuşum diyorum. Bu kitabı tekrar okur muyum? Evet, belki de 10 sene sonra, 15 sene sonra tekrardan okuyup, bu videoyu izleyip Jacob'a karşı hala aynı duygularım var mı? Hala aynı o mizahi, o gerçekten gerçek ama acı şekilde ele alışlarını yine aynı şekilde hissedebilecek miyim? Merak ediyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Robert Walser'ın yaşadığı dönemde Benjamin'te Erkek Enstitüsü gerçekten var ve hatta verilen bir kaynağa göre de Robert Walser orada bir süre için eğitim almış. Belki de aslında Jacob yarattığı bir karakter ama bütün yazdıkları, bütün yaşadıkları, toplum hakkındaki bütün düşünceleri kendisinin o dönemde o okulda eğitim görmesinden kaynaklanıyor. Evet, bu kitabı da size küçük öneri olarak çekmek istedim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Şimdilik bu kadar. O zaman her zamanki gibi başka videolarda, bambaşka kitaplarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.